Ben Selman bu bölümde Zhiyun Smooth 4 el gimbal'ını inceliyoruz. İşte bu taşıma çantasının arkasında Zhiyun Smooth 4 el gimbal'ı var. Kutu açılış videosunu izlemek istiyorsanız sağ üst kısımdan erişebilirsiniz. İlk olarak kutu içeriğinden bahsedecek olursak Gimbal'ın kendisi ufak bir tripod, taşıma çantası, USB tip C kablo ve Türkçe kullanım kılavuzu çıkıyor. Özellikle buna dikkat çekmek istiyorum. Türkçe kullanım kılavuzunun kutu içerisinden çıkması çok güzel bir özellik. Çünkü cihazda çok fazla özellik var. Bu özellikleri kullanabilmek için de kılavuza ihtiyacınız olabilir. Aklınıza soru işaretleri olabilir. O soru işaretlerinin hepsini detaylı bir şekilde kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz. Beraberinde çeşitli dokümanlarla birlikte garanti belgesi de çıkmakta. Şöyle bir kapağını açalım artık. Bu arada şu kutusundan da bahsedeyim. Bu taşıma çantası olarak kullanabiliyorsunuz. Xeon Smooth Q'yu da inceledik bildiğiniz gibi. Xeon Smooth Q'da daha farklı bir kutuyla karşımıza çıkmıştı. Şuradan onun inceleme videosunu da izleyebilirsiniz. Ve ürünün kendisi de burada yanında. Bunu da halen daha severek kullanıyorum. Memnun olduğum bir cihaz. Eğer halen daha satın almayı düşünenler varsa tavsiye edebilirim. Memnunum. Gayet sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kalınlık olarak en kalın noktalarını kıyasladığımızda aynı kalınlığa sahip diyebiliriz ama hacim anlamında çok daha farklılar. Şöyle hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi üst üste koyduğumda Sumut 4'ün daha fazla yer kapladığını görebilirsiniz ve uzunluk anlamında da yaklaşık 2 cm civarında bir uzunluk artışı var kutusunda. Şimdi Sumut Q'da gördüğünüz gibi kumaştan yapılmış sert bir kutu vardı yine boynuzu asabilmek için aski yerleri falan var. Bu biraz daha kullanım anlamda biraz daha pratiklik sağlıyordu ama işin içerisine mini tripod ve USB tip C kablo girdiğinde ki içerisine her şeyi yerleştirebiliyorsunuz daha derli toplu bir tasarıma sahip. O yüzden bu çanta biraz daha kullanışlı olmuş bu ürünün kendisi için. Şimdi açayım şöyle. İşte gördüğünüz gibi gimbalımızın ta kendisi. Şöyle bir içeriğinden bahsedelim. USB tip C kablomuz. Gayet uzun ve yeterli bir kablo. Yaklaşık 3,5 saat içerisinde sıfırdan şarj edebiliyorsunuz cihazı. Ve 12 saatte kullanım ömrüne sahip. Diyecek olursanız sen bunun pilini bitirdin mi? Pilini bitirmek bana henüz nasip olmadı. Bayağı bir çekim yapmama rağmen kolay kolay pili bitmiyor. O yüzden çok iyi bir pil ömrüne sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı şey Smooth Q için de geçerliydi zaten. Daha sonrasında bir tane tripodumuz çıkıyor. Mini tripod. Bu tripodun çıkması çok güzel çünkü İnsan arıyor, kesinlikle arıyor. Bir yere yerleştirmek istediğinizde, elinizden bırakmak istediğinizde veya takip, timelapse, motion timelapse gibi özellikleri kullanmak istediğinizde tripod gerçekten çok faydalı oluyor ve kutu içerinden çıkan bu tripod da gayet sağlam. Gimbal'ın kendisini çıkartalım ve incelemeye başlayalım. Tripodu da hemen takalım isterseniz üzerine ve şöyle bir yerleştireyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir duruşa sahip. Gayet iyi bir şekilde duruyor ve oldukça sağlam olduğunu da söyleyebilirim. Yani bu bu şekilde devrilmeyecektir kesinlikle. Cihazın tasarımından bahsedecek olursak oldukça güzel bir kasa yapısına ve tasarıma sahip. Üzerindeki kaplama profesyonel fotoğraf makinelerinde görmeye alışık olduğumuz boya sıçratma efektine benzer bir tasarım var. Kaplama var. Çok güzel gözüküyor ve sağlam hissiyatı uyandırıyor elinize aldığınızda. Renklerinden bahsedecek olursak iki adet renk seçeneği sunuluyor. Ben de gördüğünüz gibi siyah renk seçeneği ve beyaz rengi de var. Her iki rengi de çok güzel duruyor bu arada. Beyaz rengi ayrı bir asil duruyor bence. Özellikle uzun yıllar kullandığınızda bile herhangi bir problem yaşatacak, aşınacak, dökülecek, parçalanacak gibi bir hissiyata da sahip değil. Gayet güzel hissiyata sahip. Tuşları da aynı şekilde öyle. Bu tuşlar demişken hissiyatlarından da biraz bahsetmek istiyorum. Gayet hisli olduklarını söyleyebilirim ve bastığınızda hem sesini hem de derinlik anlamında gayet güzel bir şekilde bastığınızı anlayabiliyorsunuz. Ortada gördüğünüz gibi bir tane tekerleğimiz var. Bu tekerlekle ayarlamaları pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok fazla ayarı var zaten. Onları da siz arka planda göreceksiniz. Bu tekerleğin koyulması gerçekten çok pratiklik sağlamış. Pozlama vesaire gibi özellikler de üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Yan tarafta daha önce akıllı telefon gimbal'larında görmeye alışık olmadığımız bir özellik var. Follow focus tekeri gördüğünüz gibi bu tekerlek sayesinde aslında sadece odak tekerleği değil aynı zamanda zoom'u da gerçekleştirebiliyorsunuz. Yakınlaşma uzaklaşma ayarlarını da buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu sol alttaki tuşla her iki işlev arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Yakınlaştırma veya netlik ayarını değiştirebiliyorsunuz. Bu özelliğin eklenmesi çok güzel olmuş. Özellikle pürüzsüz bir şekilde zoomlama, uzaklaşma, yakınlaşma gerçekleştirebiliyorsunuz. Mobil uygulamalarından bahsedecek olursak mobil uygulama tarafı bu cihaz için akıllı telefon gimbalı için çok önemli. Hatta telefonumuzda bir takalım üstüne isterseniz. Benim elimde bir tane iPhone SE var videolarda bununla çektim örnek videoları. Gördüğünüz gibi şu an alet dengelendi. Açma tuşuna basılı tutuyorum. Ve işte çalışmaya başladı alet. Mobil uygulamalarından bahsediyorduk. Mobil uygulamaları bu cihazı verimli bir şekilde kullanmanız için şart diyebilirim. O yüzden akıllı telefonunuza güzel bir şekilde iletişim kurabilmesi lazım. Bu sebeple Zion 2 adet uygulama geliştirmiş. Bunlardan birisi Zion Play, bir diğeri de Zion Assistant. Zion Play uygulaması ile birlikte tüm işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Kalibre, veya uzaktan kontrol gibi özellikleri kullanabilmek için de Zhiyun Assistant uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Uyumluluk anlamında da hem App Store'da hem de Play Store'da bulabiliyorsunuz. Android iOS cihazlar için sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ama şunu da altını çizmek istiyorum. Android cihazlarda çeşitlilik çok fazla. Çok fazla işlemci, grafik yongası, yazılım arayüz vesaire olduğu için her Android telefonun performansı aynı olmuyor. O yüzden Android telefonlarda bazen problemler yaşayabiliyorsunuz ama da bununla ilgili daha Hafif bir uygulama geliştirme gibi bir çözümü olmuş. O anlamda da güzel yenilikler yapmaya devam ediyorlar sürekli. Uygulamayı her telefonda sorunsuz kullanabilmeniz için sürekli olarak güncellemeler gelmeye devam ediyor ama diğer tüm aksesuarlarda olduğu gibi iOS cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim ama Android'de de şunu da söyleyeyim Android'de benim de Xiaomi Redmi Note 4 telefonum var örneğin. Yüz takibi yakınlaşma uzaklaşma gibi işlemleri yaparken bir problemle karşılaşmadım. O da gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Ama. Uygulaması ile ilgili söyleyebileceğim tek dezavantaj bu sorunla iOS tarafında karşılaştım. Android tarafında karşılaşmadım ama takip özelliğini kullanırken donuk donuk atlamalar yapıyor. Elbette ki bunlar zaman içerisinde düzeltilecek sorunlar. Onun haricinde cihazda herhangi bir kusur bulamadım. Sadece bir yazılım güncellemesine bakıyor diyebilirim. Pil ömründen bahsedecek olursak da 12 saat boyunca kullanım sağlıyor. 12 saat gerçekten çok güzel bir değer. Ben şarjını bitiremedim bir türlü. Kullanıyorum sürekli kullanıyorum ama bir türlü bitmek bilmedi. 3,5 saate de şarj oluyor. Şarj süresi biraz uzun gelebilir ama 12 saat zaten kullanım ömrüne sahip dedik. 1 saat şarj etseniz bile sizi bir gün boyunca çok rahat götürecektir o şarj süresi bile. Ayrıca üzerinde pil göstergesi de var. Daha öncesindeki modellerde olmayan bir özellik. Yine Smooth Q'da da yoktu. Bu özelliği de çok güzel olmuş. Burada 5 kademeli olarak pilinizin ne kadar kaldığını gösteriyor. Mobil uygulamasından da bakabiliyorsunuz ama... Buraya da eklemeleri çok güzel olmuş elbette ki. Özellikle bir işiniz çıktı çantanızı atacaksınız. Ya bir bakayım şarjı var mı dediğinizde direkt olarak açıp hemen bakabilirsiniz. Gerçekten çok pratiklik sağlıyor. 75 gram ile 210 gram arasındaki telefonlarınızı da rahatlıkla taşıyabiliyor. 4 inçlik bir telefon var şu an üzerinde iPhone SE'yi yerleştirdim. Sorunsuz bir şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. 6 inçlik telefonlara kadar da sığıyor. Herhangi bir problem yaşatmıyor anlamda da. Şimdi gelelim cihazın beni benden alan özelliklerine. Cihazda çok güzel özellikler var. Zion'un en sevdiğim özelliklerinden biri de bu. Çok farklı özellikleri, çok işlevsel özellikleri cihazın üzerine acımadan yerleştiriyorlar. Bir sonraki modele ekleriz demiyorlar. Bu benim çok hoşuma giden bir özellik. Hemen bahsetmeye başlıyorum. Örneğin alt taraftaki tripod girişinden bir monopod takarak, uzun bir monopod takarak aşağılardan yukarıya, yukarıdan aşağıya, sağdan sola şeklinde cimicip gibi kullanımlar sağlayabiliyorsunuz. Bir sonraki özelliği de diyelim ki video çekerken birisi arada. Ne yapıyorsunuz? Hemen şunu indiriyorsunuz, telefonla konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Kutudan çıkarttıktan sonra fark ettiğim bir özellik oldu benim de. Nasıl çalışıyor derseniz de şu arka tarafında bir mandal var. Bu mandal mekanizması siz direkt olarak cihazı kilitlediğinizde uyku moduna alıyor. Uyku modundayken de direkt olarak buradan mesajınızı yazabilirsiniz. internette gezinebilirsiniz. Ufak efekt işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tekrardan uyku modundan çıkartmak istediğinizde de yapmanız gereken tek şey bunu bu şekilde açmak. Ve şu an halen daha çalışıyor gördüğünüz gibi. Çok pratik bir özellik olmuş. Daha önceki Smooth Q'da mod tuşuna basılı tutuyordunuz ve uyku moduna giriyordu. O şekilde kullanım sağlıyordunuz ama bu çok daha hızlı bir çözüm olmuş ve pratik bir çözüm olmuş diyebilirim. Sonrasında şurada alt kısımda bir tane micro USB girişimiz var. Bu micro USB girişinden telefonunuzu şarj ederken gücü de buradaki Type-C girişinden powerbank bağlayarak sağlayabilirsiniz. Özellikle uzun süreler çekim yer gerçekleştirmek istediğinizde hem gimbal'ı şarj edebilirsiniz hem de telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Çok pratiklik sağlayan bir özellik olmuş. Arka tarafında gördüğünüz gibi iki adet tetiğimiz var. Bu tetikler nasıl kullanıyor, ne işlevi var? Hemen onlardan da bahsedeyim. Şu an gördüğünüz gibi gimbal yavaş yavaş sağa sola dönüyor. Gimbal'larda örneğin hızlı bir objeyi takip etmek istediğinizde yanınızdan çok hızlı bir şekilde araba geçiyor. Bir bisiklet geçiyor. Koşan bir insanı çekeceksiniz diyelim. Gimbal'la onu takip etmek şöyle. Gördüğünüz gibi biraz yavaş dönüyor alet. Kafası böyle sakin sakin salına salına dönüyor. İşte böyle olunca örneğin hızlı geçen bir araba kadrajdan çıkıyor. Bu sorunu nasıl çözüyoruz? Üstteki tetiğe basıyorum. Gördüğünüz gibi çap çap şeklinde geçişler sağlayabiliyorsunuz. Bu özellik çok pratik. Aynı şekilde aşağı yukarı da çalışıyor. Çok güzel bir özellik olmuş. Gördüğünüz gibi şimdi böyle yamuk kaldı mesela. Ne yapıyorum? Alttaki TT'ye iki defa basıyorum ve alet kendisini düzeltiyor. Bir de Smooth Q'da kafa karışıklığı oluşturan özelliklerden birisi de modlar arasındaki geçişti. Acaba hangi moddayım şu an diye insan düşünmesine sebep olabiliyordu. Burada güzel bir çözüm bulmuşlar buna. Gördüğünüz gibi iki adet mod arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz buradan kilit moduna geçebilirsiniz. Kilit moduna geçtiğinizde şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde bulunduğu taraftan dönmüyor çıktığımızda da bu sefer bakın gördüğünüz gibi kendi sizin çevirdiğiniz tarafa doğru pürüzsüz bir şekilde dönmeye başlıyor. Tekrardan kilit modunu almak istiyorum. Kilit moduna şu an dönmüyor dedik. Alttaki tetiğe basarsam, alttaki tetiğe basarsam gördüğünüz gibi şimdi döndürebiliyorum. Örneğin bir yere kilitledim şöyle aleti. Bakın böyle aşağı yukarı da oynuyor bu arada. Şurada bilgisayar var mesela önümde. Bilgisayara kilitledim diyelim ve gördüğünüz gibi bu şekilde gördüğünüz gibi bakın böyle bilgisayarı takip etmeye devam ediyor. Tekrardan PF moduna geldiğimde şurada tekrardan tekerleği yukarı ittirdim. PF moduna geldiğimizde de normal kullanıma geri döndü. Sıfırlamak istediğimde bu şekilde hallediyorum. Ayrıca sosyal medyada sürekli içerikler paylaşıyorsanız ve Instagram'ın yeni gelen IGTV özelliğini kullanıyorsanız çok pratik bir özelliği daha var ki o da dikey kullanım özelliği. Dikey kullanım özelliğine geçmek istediğinizde de şu arka taraftaki vidayı gevşetiyoruz. Sıktığımda tekrardan dikey moda geçti alet. Şimdi tekrardan bir açıyorum. İşte gördüğünüz gibi artık Sosyal medyada canlı yayınlar yapabilir. IGTV gibi platformlar için dikey içerikler üretebilirsiniz. Video kalitesini etkileyen en önemli özelliklerden birisi sabit videolar çekebilmek. Eğer videonuz çok titreşimli ise çok fazla dikkat dağınıklığına sebep olacaktır ve izleyenin çabuk sıkılmasına sebep olacaktır. O yüzden sabit içerikler üretmek çok önemli. Sabit içerikler üretebilmek için de işte böyle gimbal'lar kullanmak gerçekten çok yararlı oluyor. Hele ki fiyat performans anlamında böyle gimbal'lar olduktan sonra piyasada dolar 5 liraya yaklaşmışken şu dönem her içerik üreticisinin böyle güzel cihazlar kullanmak istediğini düşünüyorum. Ve herkes tarafından alınabilmesi de bizim için çok daha sevindirici oluyor elbette ki. Bu arada fiyatını ben videoda söylemiyorum. Bu videoyu bir yıl sonra izlerseniz pahalanır, ucuzlanır. O yüzden fiyat söylemiyorum ama açıklama kısmından güncel fiyatına erişebilirsiniz. Az önce dikey moda geçirmiştik. Eğer ki kısa vadede dikey modlara geçmek istiyorsanız hemen şöyle ufak tefek bir video çekeceğim. Onun için dikey moda geçmek istiyorum derseniz de şu şekilde yapıyorsunuz ve dikey moda geçiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde de videolar çekebilirsiniz. Aynı şekilde yine sabit kalmaya devam ediyor. Ayrıca yerden çekimler yapacaksınız. Örneğin alçaktan. O zaman da şöyle çekimler gerçekleştirmeye devam edebiliyorsunuz. Örneğin koşan bir insanı veya giden bir arabayı alçaktan çekmek istediğinizde çok yararlı bir özellik. Cihazın üzerinde bulunan tuşlarla tüm özellikleri kontrol edebiliyorsunuz dedim. Tüm ayarları buradan yapabilmek özellikle ekrana dokunmak istemediğiniz anlarda örneğin bir video çekimi gerçekleştirirken veya tek elle kullanmak istediğinizde örneğin diğer elinizde de bir objeyi tutuyorsunuzdur onu çekiyorsunuzdur. O zaman direkt olarak tüm ayarlamaları buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Tekerleği döndürerek pozlamayı arttırıp azaltabiliyorsunuz. Galeriye girebiliyorsunuz, fotoğraflara, videolara göz atabiliyorsunuz. Video kaydı başlatıp bitirebiliyorsunuz, fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Modları buradan değiştirebiliyorsunuz. Tüm ayarlamaları kısacası Gimbal üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Gimbal'ı telefonunuza Bluetooth'la bağlıyorsunuz ve oldukça pratik bir şekilde bağlanıyor. Şimdi hemen bağladım hatta kendi zaten bağlanıyor. Uygulamayı açtığınızda Bluetooth'unuz açık olduktan sonra herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Bu arada hem Android'de hem iOS'ta sorunsuz bir şekilde bağlanıyor. Her ikisini de denedim. O konuda da şüpheniz olmasın. Bu cihazda yeni gelen bir özellik daha var. O da flash'ınızı kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzdaki flaşı direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi flash açıldı. Bu sayede Karanlık ortamlarda video çekimi için güzel bir ışık sağlayabiliyorsunuz kendi telefonunuzda bulunan ışığı. Yine HDR, çözünürlük, manuel ayarlamalar, sahneler, filtreler, ayarlar gibi tüm özellikleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kamera menüsüne girdiğinizde çok farklı özellikler var. Örneğin vertigo modu var. Vertigo modu ile birlikte çok daha profesyonel görünen video kayıtları oluşturabilirsiniz. Time lapse modları var, motion time lapse var, slow motion var. Multi exposure var. 3x3 panorama, 180 derece panorama ve normal mod yine var aynı şekilde. Örneğin 3x3 panoramaya girdik. Şimdi gördüğünüz gibi fotoğrafları çekmeye başladı. Bakın bu şekilde etrafımın panoramik fotoğrafını çekmeye başlıyor. Daha sonrasında da kendi içerisinde birleştirmeye başlayacak. 3x3 dediği de üstten 3 tane, ortadan 3 tane ve alttan da 3 tane fotoğraf çekiyor ve bunların hepsini birleştirecek. Şimdi işlemi gerçekleştiriyor. Ben fotoğrafa bakacağım. Ve güzel bir fotoğraf ortaya çıkmış. Zaten size farklı örnekleri de göstereceğim. Evet dostlar Zion Smooth 4 El Gimbal'ı bu şekildeydi. Umarım kafanızdaki tüm sorulara yanıt bulabilmişsinizdir. Eğer başka sorularınız da varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Hepsine yanıt vermeye çalışırım. Ayrıca bana mail atabilirsiniz. Instagram'dan mesaj olarak yazabilirsiniz. Aklınızdaki tüm soruları benimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Siz beğendiniz mi cihazı? Nasıl buluyorsunuz? Fiyat performans oranında ne düşünüyorsunuz? Hepsini benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer Zion Smooth Q ile karşılaştırma videosunu da istiyorsanız bunları da belirtmeyi unutmayın açıklamalarda. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.